Eğer mavi kaybederse Halil çıkarsa Halil'in, kırmızılar kaybederse de kırmızıda muhtemelen ya Buse ya Kürşat çıkacaktır. Hmm. Onlardan birinin gideceğini düşünüyorum. Yani influencerlar için e, final haftası benim açımdan. Ben öyle düşünüyorum. Şu an potadaki dört yarışmacı da şu an gidecek noktada değil. Hmm. Benim fikrim bu tabii bilmiyorum. Hani siz ne dersiniz ama Halil, e, Kürşat veya Buse'nin şu an daha aday olmadan. Gitme ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama olur da kırmızı kaybederse, barışı koyarlarsa o zaman barış gitmez. Çünkü e, dün izlediğimiz değişik olaylar vardı barışla alakalı ki bence olaylar Asena'ya da artı kazandırır. Hı hı. Aslında e, onu da birazdan konuşuruz zaten. Peki Evrimcim ben biraz önce böldüm seni. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. <laughs> Hakan abiye katılıyorum. Çünkü demin bahsedeceğim konu bu konudan çok daha farklı. Hmm, okay. Tamam ona da zaten yine o konularda geleceğimiz görüntülerimiz de var. Ama önce ilk turun sonuna gidelim bakalım dünkü oyunda. Asena ve Barış'la alakalı konuları izleyelim. Evet Asena ve Ertuğ arasında başlayan aslında seromoni konuşması bir anda kırmızı takıma da sıçradı ve konu başka yerlere gitti. Ne diyorsun Evrimciğim bu konuya? Biz ne izledik ya? Ciddiyim <laughs> bak. Ben ne izlediğimin bile farkında değilim. Bir anda Ertuğrul'a Asena'nın arasında bir tartışma vardı. İşte isteksizlikten bahsediliyordu. Hı hı. Katılıyorum. Mavi takım isteksiz, umurlarında değil. Elenirsek elenelim, elenmiyorsak da zaten ben bu potadan çıkarım. Bir iki hafta kaldı galiba e, teke tek yarışmamıza bireyselliğe. Onu bekliyorum diyor birçoğu. Elenenin de sanki umurunda değilmiş gibi hissediyorum. Ben gerçekten bu seneki Survivor'ların hiçbirinin azmine, isteğine yani çok fazla inanamıyorum. Özellikle de şu konseye çıktıklarında, konsey konuşmaları da hani hakkımızda hayırlısı, yapacak bir şey yok. Hani hiçbiri de ben kalmak istiyorum ağzından bu kadar net bir şey de çıkmıyor. Ben kime neden oy atacağımı bilemiyorum ya. Keşke biri desek ki ben elenmeyeyim. Ben burayı seviyorum kalmak istiyorum. Önümüzdeki hafta daha iyi performansım olacak. elimden geleni yapacağım. Bak sadece bunu desin ya bir dakika bile değil. Vallahi o yatacağım ya. Ama biri komplolardan bahsediyor. Biri e, yapacak bir şey yok. Bu hafta böyle oldu, Sakattım. Bana maval okuma derler ya. Hepsi birer hikaye anlatıyor. Ama gerçeklik yok. İsteklik de yok. Hmm. Hepsi bir nevi Survivor'ı bırakmış gibi hissediyorum. Kendilerine gelmesi lazım. Bak kırmızı takım her şeyin farkında. Hmm. Kırmızı takım adım adım bireyselliğe koşuyor. Beğenmediğimiz Buse var ya şu an mavi takımdaki Asena'dan ve Cansu'dan daha iyi performansa sahip. Evet Cansu da Asena'da oturup hallerine ağlasınlar. 8-0 ne demek ya? O beğenmediğiniz Buse takır takır sizden sayı alıyor. Siz farkında mısınız? Siz bunu nasıl kendinize yediriyorsunuz? İnadına gitmeyeceğim desenize yüzde otuzlarda olan performansı her zaman elenmesi beklenen bu se sizden çok daha iyi. Son iki haftadır, 3 haftadır hatta birleşmeden sonra bu senin hiçbir zaman performansı vasat olmadı. Ama hala diyorum kırmızı takım bir dokunulmazlık kaybettiğinde Buse ya da Kürşat potaya girmeli. Barış o kadar çok potaya girdi ki birazcık da sırasını diğerlerine versin. Barış'ın da potaya girmesini istemiyorum. Hı. Yok öyle kolay lokma tak diye çocuğu atıyorlar. Elenmezse elenmesin. Elenirse de oh ya Rabbi şükür bir taşla iki kuş ne ne diyorsun? Hangi konusunda o kadar çok es konunun içinde ki? Esas esas olay Asena'nın Barış'a yani barışı, destek atması. Barışı, yani burada barışı, olay bu. Barış'a kendini ifade etmesi. Bunun öncesi şu an zaten hemen, boş bir konu bence. Barışın, çok boş. Demin konuştuk bunu. Barış'ın e, Asena'nın Barış'a destek atması değil oradaki olay. Ne? Diğerlerini kötü gösterme amacı. Orada Barış'ı kullanıyor Asena. Asena Barış'a sen destek atacaktın da dördüncü ayın bitmesini mi bekledin kardeşim? Daha önce neredeydin? Şimdi senin destek olasın mı tuttu? Sen aynı takımdaydın. O zamanlar niye destek olmadın? Bir sürü kavgalar oldu. Aynı takımda, takımda olduklarında destek oldu bu arada Asena Barış'a. Ben hiç ciddi ciddi hatırlamıyorum. Hiçbir kavganın içerisinde ne diyorsunuz siz Barış'a diye gelmedi. Ama bütün köstek olanların hepsini hatırlıyorum. Şimdi ne oldu da bir anda potadasın yine? Artık performansın da kötü. Barışa destek olma yolunu mu seçtin? Asana her tuşa basıyor. Kavga etti, anneliğinden bahsetti, takımın onu istemediğinden bahsetti. Daha sonra bütün yaşanabilecek bütün olayları yaşadı Survivor'da. Hı hı diskalifiyenin de eşiğinden döndü. Suçluyken bir anda suçsuzmuş moduna da getirildi kendisini. Acun Bey'in bir ona haklıymışsın demesi neredeyse şey suçsuz olarak ilan etti kendini. Adam ona ısrarla dedi ki yaptıklarında hatalısın, suçlusun ama bir kelimenden dolayı haklıymışsın. Her şeyi yaşadı Asena. Şimdi sıra geldi Barış'a. Ben bir Barış'a da destek çıkayım. Son kozumu da oynayayım. Bunlar da Barış'ın üzerine çok geliyor. Zaten Osmandan da Yusuf'tan da nefret ediyorum. On Buse'den de nefret ediyorum. Barış'ın da üzerine oynuyorlar. Ben de Barış'ı koruyayım da bir darbede onlara ben atayım. Yani Barış'a karşı ekstra bir böyle e, daha e, anaç yaklaştığı bir Görüntülerde gördüm ve Asena. şurada da gördüm Asena'nın. Evet Fatih Barış'ın bir oyunu vardı hatırlar mısınız Minder o yarışında Fatih'e kızmıştı yani adam bir kızmıştı. kalksın demişti. Evet. orada Barış'ı korumak için değil Fatih'i azarlamak için bağırmıştı. Ne niye öyle düşünüyorsun? Pardon Aynen. bak şimdi bir şey. Ben bu kadar Asen e Asen e iyi olamaz yani, düşünüyor diye düşünüyorum. Hayır, bu o kadar, kadar da böyle ya da art niyetle yapmış olamaz bunu yani. Ben de aynı kafa yani düşünce bak. bak e, yanlış anlama bir iki şey söyleyeceğim. E, bir kere katılmıyorum. Tamam. Niye katılmıyorum? Tamam. Çünkü bir ki Asena bu konuyu, bak Asena'nın bugüne kadar Survivor'ını oturup 10 saat tartışır ve bunun 9 saati Asena'yı kötülemekle geçer. Evet. Bu kesin. Asena bu yılın eksileri de e, bence oldu. en iyi e, izlettiren yarışmacısı, Hı -hı. ama en kötü tavırlar içinde olan yarışmacısı yarışmacılarından biri. Biri. Evet. Ama bazen böyle değişik olaylar yapıyor. Şimdi demin bahsettiğin e, Fatih olayı mesela. Orada Asena Fatih'i kötü göstererek neyi amaçlasın? Fatih yani bunu kötü göstermek değil. Fatih'i azarlamak istedi. Çünkü zaten bunu Fatih Bunu istese ama bin tane konu bulduk ama, ama insani olarak sen de şunu demedin mi ekran başında? Ya bırak da bir adam ayağa kalksın demedin mi? Dedim mi demedim mi? Yo, Barış mi? için. Yo orada neden kalksın ki? Herkes birbirine vuruyor. Ama, ama bak şimdi şimdi vuruyor ama karşında e, ampute bir yarışmacı var ve çocuk e, orada Fatih'le düştükten sonra tekrardan aynı olayı yaşayacak fırsat bulamıyor. Kalkmak istediğinde bile Fatih üstünden bastırıyordu. Ya yani ben izleyici evet. olarak dedim ki ya Fatih, Fatih Hoca dedim. Verdi. Bırak bir kalksın ya yeter ya dedim. Kurallar tamam Kurallar gereğince kalkması gerekiyorsa onu ben bilemem. Yok, Ama orada Asena'nın Fatihe abi bırak bir kalksın değil ...çemkirmesi, azarlaması var. Getirelim istersen. Ya tamam mı şey işte? Ne? Hayır ne? şunu ne? söyleyeceğim. Bildiğin azarlıyor. Fatih de diyor ki bir sus Asena, bir sus diyor. Zaten aralarında hep bir negatif elektrik var. Şimdi bak Fatih olayını puzzle'ın bir parçası olarak alalım. Tamam mı? Bu Hı -hı. kenarda dursun. Hı -hı. Tamam. İki. Ertuğ diyor ki... Demin senin bahsettiğin yeni mey mahkumuz. Herkes bırakmış, salmış. Kimse kimseyi motive etmiyor. Halbuki barışı kazanmak için... E, yaptıkları bir tartışma var orada Hı -hı. gibi bir şey söylüyor. Hı -hı. Ki Ertuğ bunu söyleyince, bu arada Ertuğ gerçekten bence tavrı, efendiliği ve üslubuyla güzel bir noktaya Hı -hı. geldi şu an. Evet. Ee, kötü bir takımda. Ee, sakin sakin anlatarak böyle hepimizin bence ruhunu okşayan konuşmalar tane, yapıyor. Tane, evet. Burada da güzel güzel anlatıyor. Tavrı, kibarlığı, her şey güzel ama e, Survivor'ı yanlış takip etmiş. Siz barışı kazanmak için yapılan bir tartışma gördünüz mü? Daha dün bu saatlerde saat işte yine bir gibi biz burada barışa yapılan mobbingi konuşmadık. Evet. evet. Kazanmak evet. için gibi gösterilen Şimdi, ama aslında aynen. alttan alttan. yer Bilense bunu, de keşke dedi. Evet. Biz bunu lazım. buradan görüyorsak Survivor'ın içindeki yarışmacı bunu bence biraz daha net olarak görebilir. Hı. Hele ki Asena gibi ya da Ertuğ gibi oraya gitmiş yarışmacılar. Orada yaşamış barışla beraber. Ama Ertuğ bunu görememiş ve bence yanlış bir örnek veriyor. Çünkü o takım barışı kazanmak için bir meclis toplayıp e, barışı nasıl daha iyi yapabiliriz diye bir şey bize çok göstermedi. Evet. Biz genelde barışı böyle daha aşağı çekmeye çalışan, psikolojik olarak e, bastıracak ya da alındıracak onu. Orada böyle insan orada olmak istemez ya öyle konuşmalarla görüyoruz. Yetersiz hissetmesine sebep olacak yani. Ertuğrul bu yanlış yorumunu Hasena'da e, diyor ki yani ne alaka diyor yani şimdi ben alt metin olarak söylüyorum ne alaka Ertuğ yani adamlar diyor Barış'ı diyor aşağı çekmeye çalışıyorlar gibi bir şey söylüyor Barış'la alakalı. Hani konunun özeti olarak söylüyorum. Bu de Asena Barış'ı övünce bravo Asena yapmaya başlıyor. Ne kadar tatlı birisin. Aynen diyor. ne kadar tatlı birisin diyor. Sonra Asena da daha da destek atıyor. Barış diyor lütfen e, karakterinden ödün verme diyor. Kendini ifade Sen, evet, et. Evet kendini ifade et konuş diyor. Bu hepimizin söylediği bir şey. Şimdi ben dün üşenmedim, oturdum. Barış'ın iyi geçirdiği bir iki hafta vardı birleşmeden sonra. Evet. Belki hatırlarsınız. Hı hı. Yani şu an Barış'ın performansı yüzde otuz ama Barış o haftaları yüzde kırk iki, kırk üçle geçirdi. Hı hı. Şimdi dün Asena bu konuşmayı yaptığı zaman Barış'a, Barış, Asena hayırdır ya sen buradayken sen de bana laf ediyordun, giydiriyordun bana. Şimdi neler diyorsun dese derdim ki Evrim haklı. Evet. Asena kötü niyetli burada. Diğerlerini Taç'a atmaya çalışıyor. Barış, Ama Barış ne dedi? Bir dakika. De. Barış ne dedi? Tam söylersin. Tamam abi. Kenara çekti, kendine güven. Sen başarılısın, bunu bilerek yarış diye konuştu. Evet. E bakıyorum, Barış bu konuşmaları Asena'dan aldığı dönem, Asena oradayken yüzde kırklara kadar çıkmış.